Önüye aşçı oğlunla mı karar verdiniz? Evet. Çok zengin bir menü tuttu zaten. Yani yaptığım şeyler sadece her zaman evde etli falan yapıyoruz ama gene de biraz sıkıntılı geçiyor. Çökertme kebabının yanında içli köfte ve çiğ köfte olması eleştirilmeyecek mi? Eleştirirler. Bilmiyorum, ben lokantaya gittim dedim. Sen mutlaka gelir o bana. Ana yemekte mi yoksa ara yemekte mi? Yani ana yemekte. Ya o zaten sunmalık, atıştırmalık olarak geliyor birçok şey. Haydari falan mesela. Güzel oluyor, bilmem, ben seviyorum yani. Belki hep kendi sevdiklerimi yaptığımdan dolayıdır. Köfte köfte köfte, bu ne? Hepsini bir menüye mi sığdırmış? Hepsi et olmuş ya. Köfteler hepsi birbirini kovalamış ama. Gelin hanım, bu tarhanayı sen mi yaptın? Kayınvalidem yaptı tarhana bu. Ev tarhanası. Ev tarhanası. Her sene yapıyor zaten. Güzel de oluyor. Arzu, kayınvalidemiz Aysel hanım senin gibi maydanoz ve dereotu yemiyor. Salataya bunları koyacak mısın? Dereotu var. Yani işin açıkçası ben maydanozu sevmiyorum ama bir yere gittiğimde değişik bir tatsa mutlaka ki tadıyorum ben onu mesela. Tatmak istiyorum çünkü ona o yakışıyor demek ki yapıyorlar. Böyle de bir durum var. Yani Aysel Hanım için ayrı bir salata yapmayacaksın. Bence benim gibi alışmalı. Gerçi ben çalışamadım ama. Çorbaya başlayan yarışmacımız kaseye koyduğu tarhanaya sıcak su ekliyor. Gelin hanım, nasıl gidiyor? Sence yetişecek mi? Biraz karışık gidiyorum ama inşallah iyi gider. Normalde de böyle misin? Evet, çok. Ve hep arkamı birileri toplasın isterim. O yüzden anneciğim bir zahmet. Yemeklerine karıştırtmıyormuşsun. Karıştırmıyor. Ya evet, yemeği karıştırmam. Karıştırmaz. Yaptığın zaman da kızıyor. İlla kendisi yapacak. Ayçiçek yağına salça ve sıcak suda bekleyen tarhanayı ekleyen yarışmacımız şimdi de çorbanın suyunu ayarlıyor. Tarhana çorbasını blenderdan mı geçireceksin? Ama yapmayın bunu. Ağza gelmesin tortuları istiyorum. Tarhana çorbası blenderdan geçtikten sonra içine girecek köfteler hazırlanıyor. Yeniden lokanta açmak istiyor musun? Tabii. Yani dediğim gibi gene tekrardan bir iş yapacaksam esnaf lokantası olmalı. Çünkü çok seviyorum esnaflarla, emekçilerle sohbet etmek falan çok güzel oluyor. Bu çok hoşuma gidiyor zaten. Menüsünü tamamlamak isteyen gelinimiz tarhana çorbasının köftelerini yuvarlamaya devam ediyor. Gelin hanım, yetiştirebileceğine inanıyor musun? Yani inşallah, benim tek isteğim şu anda bir iki bir şey daha yapacağım. Hemen gidip toframı hazırlamam lazım. Çünkü çok istiyorum o sofra hazır olsun. İnşallah olur yani. Çok da dediğim gibi hani iddialıyım. Evet ama hani buranın ambiyansı çok farklı. Bunun için ne yaparız? Kaynana da dedi ya, evdeki burası başka. Tabii başka. Aynen öyle, başka. Elde yuvarlanan köfteler ayçiçek yağında naneyle kavrulduktan sonra tarhana çorbasıyla karıştırılıyor. Gelin hanım, eşimle tanışmana sebep olan karateyi neden bıraktın? Neden bıraktım? Çünkü evlendim, hamile kaldım, çocuğum olacaktı. Ondan dolayı eşim de istemedi artık, yeter doymuşsunları. Çünkü ben bir 4 sene falan da yaptım. Ne yaptın? Kız öğrencilerim vardı. Onlarla beraberdik mesela. Çok da eğleniyorduk zaten. Bir şeyler öğretmek gerçekten çok güzel. Karate'de en temel hareket nedir? Nefes alıp vermek. O nasıl oluyor? Nefes almayı öğreneceksin önce. Zaten nefes alıyoruz gelin hanım. Burnundan nefes alıp ağzından veriyorsun. Bu hareketi gösterir misin? Ya hareket göstermeyeyim ama böylelikle zaten nefes almayı öğreniyoruz. Çünkü göğsümüzü gererek önce nefes almayı öğreniyoruz. Sonra koşuydu ve hareketler. Hep sakin hareketlerde bulunuyoruz. Bunun gibi yani, oyalama böyle. Bence sen karate yapmamışsın. Yo yaptım, yapmaz olur mu yo? İçli köfteye geçen yarışmacımız ıslattığı bulguru yoğurma kabına alıyor. Hanımlar, kalan süreyi mi öğrenmek istersiniz yoksa geçen süreyi mi? Geçen süremi söyle. Anneciğim, söyleyeyim mi? Ben bana yapmayı yarın. Sana söylemeyeyim mi? Söyle ona, söyle. Tam bir saat geçti. 1,5 saat var ama ortada hiç yemek yok. Evet ya, ne olacak böyle, olmadı, bir melemen yaparız, çay da var. Tarhana çorbası bitti. Evet, tamam. Köfteli tarhana çorbası. Tamam, yiyorum, o da hazırladığı zaman yiyorum, güzeldir. O çorba da yiyorum, güzel geliyor. Eyvallah, tadına da bakacağım, tuzuna da bakacağım. Tatlı da bakacağım, güzeldir, güzel değil.
Daha önce bal kabağı dolması yaptın mı? Yaptı. Nasıl oldu peki? Çok lezzetli oldu. Yedik onu. Üstelik de kayınpederine yolladı. Çok güzel oldu ama burada şimdi inşallah hayır aynısını ya. Yapalım. Ne oldu gelin hanım? Çok kötü bir şey oldu. Yani unutuyoruz sürekli. Ne durumda etler? Pişmiş mi? Evet çok güzel pişmiş. Etimi suyundan almam lazım biraz. Nerede kullanacaksın? Pilavımda. Düdüklü tencerede haşlanan etler iç pilava eklendikten sonra bal kabağının içi yağlanıyor. Eyvah! Ne yapıyorsun gelin hanım? Şimdi biraz zeytinyağı süreceğim. Bal kabağının içi yağlanıp etli iç pilavla doldurulduktan sonra fırına veriliyor. Fırında etli bal kabağı olabilir çünkü o yemeğe özgüdür o. Ya tavuk koyarsın ya et koyarsın. İsteyen yani istemeyen de koymaz. Baharatla yapar. İşte meyveler, fındık. Ya şey badem, kuş üzümü katarsın ya da et katarsın. Yani onlar var içinde. Dünkü olmamıştı. Çünkü hiç içinde bir şey yoktu. Ve pirinçleri böyle hani ufak ufak pirinç alırsın ya ve toz pirinç alırsın. Öyle bir şeydi. Tadı yoktu ama gerçekten tadı yoktu. Ara yemek renkli patates topları için haşlanan patatesler süzüldükten sonra eziliyor. Gelin hanım eşini ne zaman kaybettin? 4 yıl oldu. 4 yıldır eşim vefat etti. 5. yıla gireceğiz hatta. Trafik kazasında mı kaybettin? İkimiz aynı araçtaydık. Gayet güzel sohbet muhabbet ediyorduk. Yani kaza yaptık. Kaza nasıl oldu? Araç bize çarptı. Biz sola doğru bir dönüş yapıyorduk. O esnada başka bir araç geldi. Bize çarptı. Biz de yani kazayı yaptık. Sen kazadan nasıl kurtuldun? Nasıl kurtuldum? Tabii ki yüzümde dikişlerim falan var. İşte hala kafamda çöküğüm var. Vücudumda kesiklerim var. Vücudunda kaç dikiş vardı? Kaç tane vardı? 37 tane dikişim var boynumda. Eşini kaza anında mı kaybettin? Evet, eşim kaza anında vefat etti. Anne bunun bıçağı nerede? Cenaze için geldik. Tabii ki ben bilmiyordum, sonradan öğrendim. Anne bir tane daha sorabilir misin bunu? Öğrendim. Sonra hastaneden çıktım geldim. Sonra tekrar hastaneye yatırdılar. 15 gün, 10 gün. Öyle zaman geçti yani. Krizlerim falan var benim. Ağlama krizlerim tutuyor bir anda ama. Ona hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Doktorlar da edemiyor. Sakinleştiricilerle falan. Onları bitirdik artık. Sakinleştirici falan kullanmıyoruz. Öyle. Başın sağ olsun gelin hanım. Yaşadıklarından sonra evlatların için ayakta kalmak zorundasın. Tabii ki. Aynı zamanda kayınvalide adayısın. Evet, aynen öyle. Hadi neşeli şeylerden bahsedelim. Gelin hanım, programımıza kayınvalide olarak da katılabilirsin. İnşallah seneye belki seneye, gelinimle inşallah katılırım. Gelinle. Gelinimle aran nasıl? Gelinimle aram iyi. Yani zaten biliyordum. Oğlum askere gitmeden önce söylemişti böyle böyle diye. Ne kadardır beraberler? Ne kadardır beraberler? Uzun süredir. Yaklaşık olarak 4 yıldır falan beraberler. Sen ne zaman tanıştın? Yani ben askere gittiği zaman biliyordum zaten böyle bir durumu. Öğrenmiştim de. Yüz yüze ne zaman tanıştınız? Yani oğlum askerden geldikten, gelmeden önce de zaten dediğim gibi yani yüz yüze asker muhabbetinde falan gelmişti zaten. Aranız iyi mi? İyi, çok şükür. Seviyorum gelinimi ya. Muhallebiye devam eden gelinimiz süte mısır nişastası ve undan sonra şeker ekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.